Merhaba, ben ZKM. Videoma ve kanalıma hoş geldiniz. Sizler için yaşanmış korku hikayeleri anlatıyorum. Kanalıma abone olup, videolarımı beğenerek ve yorum yazarak kanalımın büyümesine destek olursanız çok mutlu olurum. Böylece sizler için daha iyi videolar yapabilirim. Keyifli seyirler. Gözlerimi açtığımda saat sabaha karşı 3'ü biraz geçiyordu. Uyurken terlemişim. Ağzım da çok fazla kurumuş. Yatağımın başındaki suyu içtikten sonra tuvalete doğru gittim. Tuvaletten çıktıktan sonra telefonumun salonda olduğunu gördüm. Sabah erken kalkacağım için telefonu yanıma almam gerekiyordu. Salona girip telefonu aldım. Odama doğru giderken bir şey dikkatimi çekti. Mutfağın camından balkonda bir silüet olduğunu gördüm. Evim bir oda, bir salondan oluşan ufak bir evdi. Mahallemizdeki bütün binalar birbirine yapışık bir şekilde yapılmıştı. Hemen arka mahallemizde aynı şekilde birbirine yapışık binalardan oluşuyordu. Aslında evimin balkonu yoktu. Arka taraftaki bina ile aramızda ufak bir boşluk vardı. Ben o alana balkon diyordum. Oraya sadece mutfağın kapısından çıkılabiliyordu. Yan tarafları da 6-7 metrelik duvarlardan oluşuyordu. Balkonda sadece üzerine branda serilmiş eşyalar vardı. Başka da bir şey yoktu. Dikkatli bir şekilde bir süre cama doğru baktıktan sonra orada birinin olduğuna emin oldum. Daha net görebilmek için mutfağın girişine doğru yürüdüm. Branda örtülmüş eşyaların üzerinde bir adamın oturduğunu gördüm. Dizlerini omuzlarına kadar çekmiş, iki eliyle dizlerini sarmış ve başını da dizlerinin arasına koymuş, bir öne, bir arkaya doğru sallanıyordu. Adamın orada olması beni çok şaşırtmıştı. Biraz da korkutmuştu açıkçası. Çünkü oraya birinin girmesi imkansızdı. Oraya nasıl girmiş olabilir ki diye düşünürken, adam bir anda olduğu yerden ayaklandı. Tam benim eve doğru bakarak ellerini yukarıya kaldırdı ve bir anda yan tarafa doğru dönerek duvardan atladı ve gitti. Gördüklerim karşısında buz kesmiştim. Kalbim neredeyse yerinden çıkacak gibi olmuştu. Bir süre anlamsız bir şekilde olduğum yerde kalarak gördüğüm şeye bir anlam vermeye çalıştım. Sonra evdeki bütün ışıkları açtım. Mutfağın kapısını açıp dışarı çıktım. Duvara doğru baktım. Kendi kendime, buradan bir insanın zıplayarak çıkması imkansız, dedim. Hem şaşkın hem de korkmuş bir haldeydim. Kendi kendime mantıklı bir açıklama bulmaya çalışıyordum. Ya bu insan değil de başka bir şeyse, düşüncesi aklıma takıldı. Bu düşünce beni daha fazla tedirgin etti. Bildiğim duaları okuyarak odama gittim. Tekrar yatağıma girdim. Ancak içimde çok fazla huzursuzluk oluşmuştu. Kendi kendimi rahatlatmaya çalışsam da bir türlü başarılı olamadım. Aklıma gelen şeyler beni daha fazla geriyordu. Sabaha kadar uyuyamadım. Uykusuz bir şekilde işe gittim. O gün işe de bir türlü konsantre olamadım. Aklımda sadece gece yaşadığım olay vardı. Birkaç kişiye anlatmaya çalıştım. Ama beni ciddiye almadılar. Akşam olup eve geldiğimde çok fazla huzursuzdum. Gözüm sürekli mutfağın camındaydı. Acaba yine gelecek mi diye sürekli düşünüyordum. Buraya taşınalı henüz 2 ay olmuştu. 2 aydır ilk defa böyle bir şey başıma gelmişti. Gece olup yatağıma gittiğimde saat başı uyanıp mutfağın camından dışarı doğru bakıyordum. O gece o adamı görmedim. Herhalde uykulu olduğum için halüsinasyon gördüm diye söylendim kendi kendime. Ertesi gün işten sonra eve geldim. Evin kapısını anahtarla açarken içeriden sesler geldiğini duydum. İçeriden gelen sesler beni çok şaşırtmıştı. Kapıyı açıp içeri girdim. Hemen salona geldim. Televizyon açıktı. Kapıdayken duyduğum sesler televizyondan geliyordu. Ancak bir sorun vardı.
Ben sabah evden çıkarken televizyonu açmamıştım. Bundan adım kadar emindim. Hemen içimden dua okumaya başladım. Aklımdaki düşünceler çok fazla korkmama sebep oluyordu. Aklıma anneannemle konuşmak geldi. Annemi arayıp anneannemi telefona vermesini istedim. Yaşadıklarımı anneanneme anlattım. Anneannem, "Korkma evladım. Allah'ına sığın. Allah'ına dua et. Hiçbir şey olmaz. Belki o civarda yaşayan eski bir derviş seni ziyarete gelmiştir. Belki de o evde anısı olan biri gelmiştir. Bilemeyiz ama sen korkma. Ben de senin için dua edeceğim. Sen uyumadan önce kapının önüne bir çift terlik ve bir tas su koy. Allah'ın izniyle hiçbir şey olmaz," dedi. Anneannemle konuşmak bana güç vermişti. İçimde ufaktan bir korku kalsa da huzursuzluğum tamamen geçmişti. Gece uyumadan önce anneannemin dediğini yaptım. Mutfak kapısının dışına bir çift terlik ve bir tasta su koydum. Sonra yatağa girdim. Duamı ederek içim rahat bir şekilde uyudum. Gece 4'e doğru uyandım. Yataktan kalkıp tuvalete gittim. Tuvalete girip elimi yıkarken aynaya baktım. O anda aynada bıyıkları olan, gür saçlı, kaşları çatık birinin bana baktığını gördüm. Ani bir refleksle arkamı döndüm. Kimse yoktu. Tekrar aynaya baktığımda adamın yüzü tüm aynayı kaplamıştı. Korkudan çığlık atıp kendimi tuvaletten dışarı attım. Geri geri hızlı adımlarla giderken bir şeye çarpıp yere düştüm. Yere düştükten sonra kafamı kaldırıp baktığımda tam önümde çok uzun boylu birinin olduğunu gördüm. Adam karşımda durmuş, konuşmadan bana doğru bakıyordu. O kadar fazla korkmuştum ki "İmdat!" diye bağırdım. O sırada evin kapısının vurulduğunu duydum. Can havliyle kapıyı açtım. Gelen üst komşum Refik abi ve karısıydı. Refik abiyi görünce hemen ona sarıldım. "Abi, evde biri var ama insan değil," dedim. Refik abi hemen içeri girip evin içine baktı. "Kimse yok," dedi. Korkudan dolayı rengim benzim atmıştı. Refik abi ve karısı beni sakinleştirmeye çalışıyorlardı. Konuşurken titriyordum. Kelimeler ağzımdan yarım yamalak çıkıyordu. Biraz kendimi toparlayıp sakinleştikten sonra Refik abiye yaşadıklarımı anlattım. Refik abi beni dinledikten sonra "Uzun boylu, gür saçlı, bıyıklı biri mi?" dedi. "Evet abi," diye karşılık verdim. "Hanife teyze de bahsederdi," dedi. "Hanife teyze kim?" diye sordum. "Hanife teyze senden önce burada kalırdı. 4 ay önce vefat etti. Allah rahmet eylesin, çok iyi bir kadındı. Kocasını 10 sene önce kaybetmiş. Hep bize kocam akşamları geliyor, benimle konuşuyor derdi. Kocasını aynı senin söylediğin şekilde tarif ederdi. Biz de yaşlı kadın, kafası gitmiş derdik. Ama şimdi sen söyledikten sonra demek Hanife teyze doğru söylüyormuş," dedi. Refik abinin söylediklerini can kulağıyla dinledim. Yaşadıklarım artık kafamda tam olarak oturmuştu. Demek ki ben Hanife teyzenin kocasını gördüm diye kendimi inandırmıştım. Sağ olsunlar Refik abi ve karısı o gün beni evlerinde misafir ettiler. Artık o evde kalacak cesaretim yoktu. Taşınmaya karar verdim. Hemen emlakçıya gidip bana başka bir mahalleden ev bulmasını istedim. Kontratım olmadığı için evden çıkmam sorun değildi. Şansıma emlakçı bana uygun başka bir ev olduğunu söyledi. Hemen bugün taşınmak istediğimi söyledim. Ev sahibiyle konuşup anlaştıktan sonra yakın arkadaşım Bünyamin ve sözlü Meda'yı arayıp taşınmama yardım etmelerini istedim. İkisi de aniden taşınma kararıma çok şaşırmıştı. Yeni eve geçince her şeyi onlara anlatacağımı söyledim. Eşyalarımı almak için eve gittik. Evdeki eşyalarımı alırken aklıma mutfak kapısının dışına koyduğum bir çift terlik ve tasın içine koyduğum su geldi. Gidip mutfak kapısını açıp orada duruyorlar mı diye baktım. Ancak ne terlikler
ne de tas orada yoktu. Yeni eve geçtikten sonra arkadaşıma ve nişanlıma yaşadıklarımı anlattım. İkisi de söylediklerim karşısında çok şaşırdı. Evden taşınarak en iyisini yapmışsın dediler. Başka da bir şey söylemediler. Yeni eve taşındığımda içime bir rahatlık gelmişti. Ancak yaşadıklarım aklımdan bir türlü çıkmıyordu. İçimdeki korkuyu üzerimden atamamıştım. Çevreme belli etmesem de psikolojik olarak yaşadığım olayın etkisindeydim. Her gün eve geldiğimde odaları tek tek kontrol ediyordum. Geceleri tuvalete girerken tedirgin oluyordum. O evde yaşadığım olayları yeni evimde yaşamasam da ya o gördüğüm adam buraya da gelirse ya yine tuvaletteki aynada o adamı görürsem diye içimden geçiriyordum. Kendimi bu psikolojiden kurtarmam gerekiyordu. Yeni evime taşınmamın üzerinden bir ay gibi bir süre geçmişti. Hiç garip bir olay yaşamadım. Yavaş yavaş içimdeki endişe de kayboluyordu. Ancak bu sefer de her gece kabuslar görmeye başladım. Sürekli rüyamda, ıssız bir yerde yürüyordum ve biri beni takip ediyordu. Tamer diyerek de ismimi söylüyordu. Rüyada boğulacak gibi oluyordum ve nefes nefese uykudan uyanıyordum. Bu durum her gece rutin haline gelmişti. Yaşadığım olay beni çok fazla etkilediği için kabuslar görüyorum diye düşünüyordum. Anneannemle konuştuğumda rahatlıyordum. Ama yine geceleri aynı kabusu görüyordum. Öyle bir hale gelmiştim ki geceleri uyumaya korkuyordum. Bu psikolojiden kurtulmam gerekiyordu. Arkadaşım Bünyamin'den bir süre benimle birlikte kalmasını istedim. Sağ olsun kabul etti. Bünyamin'in benimle kaldığı günlerde hiç kabus görmedim. Bünyamin'in benimle kalması bana iyi gelmişti. Sürekli gördüğüm kabusu artık görmüyordum. Hayatım normale dönüyordu. Eda'yla da nikah tarihi almıştık. İş, evlilik telaşı derken günlerim çok yoğun geçiyordu. Yaşadığım olayın etkisini üzerimden atmıştım. Ancak yıllık izinde olduğum bir gün çok garip bir şey yaşadım. Sabah kahvaltımı yapıp işlerimi halletmek için evden çıktım. Öğleden sonra eve döndüm. Kapıyı açıp eve girdiğimde tam karşımda Eda duruyordu. Eda'yı evde görünce çok şaşırdım. Ne işin var burada? Eve nasıl girdin? Siz bugün annenle halı yıkamayacak mıydınız? Diye sordum. Eda cevap vermeden mutfağa doğru yürüdü. Sonra tekrar salona geldi. Eda ile konuşmaya çalışıyordum ancak o hiç konuşmuyordu. Evin içinde yürüyordu. Bir terslik var diye düşündüm. Sonra Eda tuvalete girdi. Tuvaletin kapısının oradan Eda'ya, ''İyi misin Eda? Bir şey mi oldu? Bir sorun var belli. Ne oldu anlat bana.'' diye seslendim. Eda'dan yine cevap gelmedi. Ben sorularıma devam ediyorken telefonum çaldı. Telefonu cebimden çıkarıp baktığımda arayan kişinin Eda olduğunu gördüm. O an çok fazla panik oldum. Telefonu açtığımda Eda, ''Evdesin değil mi? Annemle halı yıkamayı bitirdik. Annem yeni evini görmek istedi. Sana doğru geliyoruz.'' dedi. Eda'nın söylediklerinden sonra neye uğradığımı şaşırdım. ''Nasıl yani? Sen şimdi dışarıda mısın?'' dedim. Eda, ''Evet söyledim ya, annemle sana geliyoruz diye. 5 dakikaya evde oluruz.'' dedi. Tuvaletten de musluk sesi geliyordu. Ne yapacağımı bilemez bir haldeydim. Sükunetimi korumaya çalışıyordum. Ama içimde oluşan korku beni tamamen esir almıştı. Çünkü evdeki Eda değildi. Eda gibi görünen başka bir şeydi. İçimden Bismillahirrahmanirrahim diyerek salona geçtim. O sırada tuvaletin kapısı açıldı. Eda yanıma doğru geldi. Salonun ortasında dönmeye başladı. Biraz döndükten sonra salondan çıktı ve benim odama girdi. O an nasıl bir duygu hissettiğimi anlatmam mümkün değil. Oturduğum yerden kalkmadan sadece içimden dua okuyordum.
Çok geçmeden kapı çaldı. Kapıyı açtım. Gelenler Eda ve annesiydi. Eda'nın annesi beni görünce, "Oğlum ne oldu? Rengin benzin atmış," dedi. "Biraz rahatsız hissediyorum, ondandır," dedim. Eda ve annesi eve girince kendimi daha cesur hissettim. Hemen odama girip baktım, kimse yoktu. Eda'nın kılığına giren şey gitmişti. Biraz evde oturduktan sonra Eda ile konuşmak istediğimi söyledim. Eda'nın annesini eve bırakıp Eda ile birlikte çay bahçesine oturduk. Eda'ya evde yaşadığımı anlattım. Eda, "Ama ben bugün hiç evden çıkmadım ki. Zaten bende senin evin anahtarı yok," dedi. "Biliyorum, o sen değilsin. Bir şey senin kılığına girip bana göründü. Ama neden böyle şeyler oluyor anlamıyorum. Kafayı yiyeceğim. Eski evde yaşadıklarımdan sonra şimdi bu evde de garip bir şey yaşadım. Nereye kadar devam edecek bu?" dedim. Biraz sessizlik olduktan sonra Eda, "Benim yüzümden olmuş olabilir," dedi üzüntülü bir şekilde. "Nasıl yani? Ne demek istiyorsun?" diye karşılık verdim. Eda, "Kuzenim Fadime ile bir falcıya gitmiştik. Bu falcı her şeyi biliyormuş. Gelecekte olacakları söylüyormuş. Bana da kocan seni aldatacak dedi. Sana belli etmedim ama falcının söylediğini kafama çok taktım. Geceleri uyuyamıyordum. Kuzenim Fadime de bana tanıdığı biri olduğunu söyledi. Bu adam sevenleri birbirine bağlıyormuş. Fadime ile birlikte bu adama gidip beni aldatmaman için yardım istedim. Adam da bana yardım etti," dedi. Hayretler içinde Eda'nın söylediklerini dinledim. "Bana büyü mü yaptırdın Eda? Kaç yıldır beraberiz? Beni hiç mi tanımıyorsun? Nasıl böyle bir şey yaptın?" dedim. Eda ağlamaklı gözlerle, "Büyü değil, niyetim bu değildi. Sadece beni aldatmanı engellemek istedim," dedi. O an çok fazla sinirlenmiştim. Eda da hüngür hüngür ağlıyordu. Biraz düşündükten sonra Eda'ya, "Büyüyü yapan adama gidelim," dedim. Eda ile birlikte büyüyü yapan adamın evine gittik. Kapıyı genç bir kadın açtı. Durumu anlattıktan sonra adamla görüşmek istediğimizi söyledim. Ancak kadın adamın burada olmadığını ve böyle şeyler yapmadığını söyledi. Eda, "Ben geldim, bana yardım etti," dedi. Ancak kadın, "Yanlış hatırlıyorsun," deyip kapıyı yüzümüze kapattı. Sinirim giderek artıyordu. Kendimi kontrol etmekte zorlanıyordum. Aklıma anneannemi aramak geldi. Anneannemi arayıp Eda'nın yaptığı şeyi anlattım. Anneannem olgun bir tavırla, "Benim bir tanıdığım var. Onunla konuşup seni arayacağım," dedi. Yaklaşık bir saat sonra anneannem beni aradı. Bana Mahmut Efendi diye birinin adresini verdi. "Sabah erkenden git oraya, sana yardım edecek," dedi. O gün korktuğum için eve gidemedim. Otelde kaldım. Ertesi gün sabah 9 gibi Eda'yı da alıp Mahmut Efendi'nin yanına gittik. Mahmut Efendi'ye yaşadıklarımı anlatmaya başladığımda, "Anlatma evladım, her şeyi biliyorum," dedikten sonra Eda'ya bakarak, "Kızım neden böyle bir şey yaptın? Neden Allah'a dua edip Allah'a sığınmak varken büyücülerden medet umdun? Kim bilir kimin nesidir bu büyücü? Bir iki şey öğrenen kendini büyücü sanıyor. Ne yaptığını kendisi de bilmiyordur kesin. Etrafta şarlatanlar çoğaldı," dedi. Eda üzgün bir şekilde, hiçbir şey söylemeden başını yere doğru eğdi. Mahmut Efendi omzuma dokunarak, "Endişelenme evladım. Allah'ın izniyle bu belayı def edeceğiz," dedi. Sonra evin içindeki odalardan birine girdik. Yerde bir örtü seriliydi. Örtünün tam ortasında bir tepsi vardı. Tepsinin etrafında ufak kağıtlara yazılmış yazılar vardı. Mahmut Efendi Eda'ya, "Bu büyücüye ne zaman gittiniz? Bu büyücünün adı ne? Senden ne yapmanı istedi?" diye sorular sordu. Eda cevap verdikten sonra Mahmut Efendi Eda'nın söylediklerini kağıtlara yazıp tepsinin içine attı ve tepsiye su koydu. Benden ellerimi tepsinin içindeki suya batırmamı istedi. Bir şeyler söyledikten sonra bir süre sessiz kaldı. Eda'ya dönerek, "Bu adam sana gömmek için bir şey vermiş.
O gömdüğün şeyi oradan çıkar ve yak. Bir daha da böyle bir şeye bulaşma. Bu şarlatan bağlama büyüsü falan da yapmamış. Ne yaptığı belli değil. Ne yediği belirsiz cinleri Tamer'e musallat etmiş. Ama Allah'ın izniyle bu durumdan kurtardık Tamer'i, dedi. Mahmut Efendi'ye, bitti mi? Eda'nın gömdüğü şeyi yaktıktan sonra bir daha böyle şeyler yaşamayacak mıyım diye sordum. Hayır evladım, yaşamayacaksın. Zaten sana tam olarak musallat olamamışlar. Biri seni korumuş. Ondan korktukları için sana yaklaşamamışlar. Bundan sonra da büyüyü bozduğumuz için hiçbir şekilde seni rahatsız edemezler, dedi Mahmut Efendi. Kim beni korumuş diye karşılık verdim. Bilmiyorum evladım diye cevap verdi. Mahmut Efendi'nin yanından çıkıp Eda'nın gömdüğü şeyi çıkarmaya giderken aklında Mahmut Efendi'nin seni biri korumuş sözleri vardı. Sürekli bunu düşünüyordum. O sırada aklıma beni koruyanın eski evde gördüğüm o adam olabileceği geldi. Tam bilmiyorum ama belki de o adam bu kötü niyetli cinlerden beni korumuştu. O yüzden bana kendisini göstermişti. Bu düşünce tüylerimi diken diken etmişti. Eda'nın gömdüğü şeyi çıkarıp yaktıktan sonra Eda'yla nişana attım. Bu yaptığı şeyden dolayı ona ne sevgim kalmıştı ne de güvenim. Artık onunla olamazdım. Kendime yeni bir hayat kurdum. Yıllar sonra bir tanıdık aracılığıyla Eda'dan haber aldım. Eda biriyle evlenmiş ancak kocası bunu başka bir kadınla aldattığı için boşanmış. Aslında söyleyecek çok söz var ama en iyisi susmak.